Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim her birimizi imanı kamil, ameli salih, niyeti halis olanlardan eylesin. Her birimizin dünyamızı ve ahiretimizi mamur eylesin. Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden yürüyebilmeyi, ruz-i mahşerde de o güzel şefaatine mazhar olabilmeyi, Havz-ı Kevser'inden kana kana içebilmeyi, Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçebilmeyi, ilk cennete girenlerle girip Cemalullah'ı doya doya seyredebilmeyi, her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, dost ve yaranlarımıza nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayları, hele birincisi olan hem de haram aylardan bir tanesi olan Recep-i Şerifimizi ve onu müteakiben gelecek olan Şaban ayımızı bereketlere vesile eylesin. Ramazan-ı Şerif'e de sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde yetişebilmeyi, ulaşabilmeyi ve onu orucuyla vesaire ibadetleriyle ihya edebilmeyi, Kadir gecesini yakalayabilmeyi her birimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkâtül Mesâbih isimli hadis-i şerif kitabının namazla ilgili, namazın sünnetleriyle ilgili, sünnet olan namazlarla ilgili bölümüne bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Birinci hadis-i şerifimizi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha rivayet etmektedirler. Ve an Aişete radıyallahu anha, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre قالت der ki ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط متفق عليه. Yani Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda bana geldiğinde ikindi namazından sonra iki rekat sünneti hiç terk etmemiştir diyor. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen Hazreti Ayşe annemizin bu hadisi şerifinden Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ikindiden sonra iki rekat sünnet kıldığını öğrenmekteyiz. Ancak ikindi namazından sonra, ikindinin farzını kıldıktan sonra nafile kılmayı, nafile namaz kılmayı yasaklayan hadisi şeriflere de baktığımız zaman Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'nın yanında kıldığı namaz aleyhissalatü vesselam Efendimizin ya o vakitte namaz kılmayı, iki rekat namaz kılmayı nezretmiş olabilir, nezredince nafile namaz değil vacip namaz olmuş olur diyor alimler, veyahut da ikindi namazının farzından sonra sünnet kılmayı bize yasakladığı halde kendisinin kılmış olması ona has özelliklerden bir özellik olduğuna delalet eder. Evet, Kemal İbni Humam da bunu daha çok destekliyor. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize ikindinin farzından sonra nafile kılmayı yasakladığı halde kendisinin kılmış olması kendine has bir özellik olduğunu, ikindi namazının farzından sonra nafile namaz kılmanın kendisine has bir özellik olduğunu ortaya koyar diyor. وعن المختار بن فلفل قال مختار بن فلفل
radıyallahu anh Efendimiz der ki, Se'eltü Enes ibne Malik'in radıyallahu anhu anit tatavvu'i ba'del asri. Ben Enes ibni Malik radıyallahu anh Efendimiz'e sordum. İkindi namazından sonra kılınan nafile namazdan. Yani ikindi namazının farzından sonra nafile namaz var mıdır, yok mudur? Ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yanında yetişen en zeki ve sahabe-i kiramın en alimlerinden birisi. Sordum diyor ona, ikindi namazının farzından sonra sünnet var mıdır? Nafile namaz var mıdır? Fekale Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz dediler ki, Kâne Umeru yadribul eydiye alâ salâtin ba'del asri. İkindi namazından sonra efendim namaz kılmak isteyen, nafile namaz kılmak isteyenlerin Hazreti Ömer Efendimiz ellerine vururdu. Hayır, burada şimdi namaz yoktur. Farz namaz bitmiştir. Namaz yoktur diye onlara müdahale ederdi. Yadribul eydiye ala salatin ba'del asri. İkindi namazından sonra, ikindi namazının farzından sonra namaz, nafile namaz kıldıklarından dolayı ellerine vurduğunu rivayet ediyor. Acaba burada Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiğine vakıf değil miydi? Belki de bu sözü söyleyen Hazreti Ömer Efendimizin olaylara kemal manada vakıf olduğuna vakıf değildir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikindi namazının farzından sonra nafile namaz kılmayı yasaklamasaydı Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh böyle bir şeye cüret edebilir miydi? Elbette edemezdi. O zaman Hazreti Ayşe annemizin yanında kılmış olduğu namazı ya adak olarak düşünmek lazım bazılarının dediğine göre veyahut da aleyhissalatü vesselam Efendimizin nev'i şahsına münhasır özelliklerinden bir özellik olması lazım. Ve künnâ nusalli ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Biz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında rekaateyni ba'de urubişşemsi kable salatil maghribi. Güneş battıktan sonra akşam namazının farzından önce iki rekat namaz kılardık diyor. Yani akşamın farzından önce iki rekat şu nafile namaz kılardık. Fekultu lehu, Hazreti Enes'e dedim ki, ekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yusallihime, bizim akşam namazının farzından önce kıldığımız iki rekat nafile namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılar mıydı diye sordum. Kale dedi ki, kâne yarâna nusallihime felem ye'murna velem yenhena. Bizim akşam namazının farzından önce sünnet nafile namaz kıldığımızı görürdü. Bize ne kılın derdi, ne de kılmayın derdi. Bu hadisi şerife dayanarak efendim bazı mezheplerdeki kardeşlerimiz akşam namazının farzından önce nafile namaz kılarlar. Dolayısıyla hac mevsiminde hem Ravza-i Mutahhare'de hem de Mescid-i Haram'da akşam ezanı okunduktan sonra farza duruncaya kadar bir takım kardeşlerimizin namaz kıldığını, nafile namaz kıldığını görmekteyiz. Bu hadis-i şerif onlar için delil olur. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا بِالْمَد۪ينَةِ. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, biz Medine'de idik. فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاتِ الْمَغْرِبِ. Akşam namazı için müezzin ezan okuyunca اِبْتَدَرُ السَّوَارِيَ. Yani o mescitte olanlar birer böyle direğin arkasına hızlı bir şekilde geçerlerdi. فَرَكَعُوا رَكَعَتَيْنِ. İki rekat kılarlardı. Hatta inner raculel garibe le yedhulul mescide. Yani orada olmayan başka yerden birisi camiye gelirdi. Feyahsibu, zannederdi ki enne salate kad sulliyet. Yani farz sanki bitmiş. Nereden böyle zannederdi? Min ketreti men yusallihima. Yani o iki rekat namaza duran insanların çok olunca farz bitti de bunlar
nafileye başladılar zannederdi diyor. Evet. Bu hadis-i şerif de Hazreti Enes radıyallahu anh efendimizden rivayet edilen bu hadis-i şerif de akşam namazının farzından önce sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmainin çoğu tarafından nafile namaz kılındığını ifade etmektedir. Ve an Merthed ibn Abdullah radıyallahu anhu قال اتيت عقبة الجهني فقلت الا اعجبك من ابي تميم. Diyor ki ravi, Ukbe el-Cüheni'ye geldim, dedim ki Ebu Temim'in hayret amiz bir manzarasını sana haber vereyim mi? Yerke'u rekateyni kable salatil mağribi. Akşam namazının farzından önce iki rekat kılıyor. Nereden çıktı bu? Fekali Ukbetu Ukbe, dedi ki İnna künna nef'aluhu ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber zamanında biz de bunu yapardık. Sadece Beni Temim yapmıyor. Biz de Efendimiz zamanında akşam namazının farzından önce sünnet kılardık. Kultu, dedim ki fema yemna'uke elan, şimdi kılmıyorsun, engel ne? Kale eşşuğulü, dünya meşguliyeti diyor. Şimdi kıymetli izleyenlerim, burada Hazreti Ukbe tabiindendir. Diyor ki inna künna nef'aluhu ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ukbe sahabidendir. Diyor ki biz onu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapardık. Bu sahabi olduğunu zaten gösteriyor. Diyor ki bunu yapmana şimdi engel nedir? Eşşuğulü meşguliyettir diyor. Sahabe-i kiramı tanıdığımız zaman rıdvanullahi aleyhim ecmain, yani böyle gerçekten Efendimiz'den intikal eden bir sünneti dünya meşgali sebebiyle sürekli bir şekilde terk etmeleri mutasavvar değildir diyorlar. O zaman anlaşılıyor ki buradan Aleyhissalatü vesselam Efendimizin akşam namazının farzından önce sünnetin kılınmasını ibaha yoluyla öğretmiştir. Yani kılabilirsiniz. Yoksa kılmak sünnettir anlamında olmadığı anlaşılıyor. Zira sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaîn'i dünyevi meşguliyetler sünnet olarak bildikleri ibadetlerden uzaklaştıramazlardı. Bir sonraki hadis-i şerif ve an Ka'b ibn Ucrete قال Ka'b ibn Ucre radıyallahu anh efendimiz diyor ki innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ete mescide beni Abdül Eşhel, Abdül Eşhel oğullarının mescidine geldi. Ensardan bir grup bunlar. Fasalla fihil mağribe, orada akşam namazını kılmış, kıldırmış. فَلَمَّا قَضَوْ صَلَاتَهُمْ, o kavim, o millet namazlarını bitirince رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ, yani farz namazı, akşam namazının farzını kıldılar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz baktı ki onlar daha namaz kılmaya devam ediyorlar. بَعْدَهَا, akşam namazından sonra namaz kılmaya devam ediyorlar. فَقَالَ, buyurdu ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadihi, sizin kıldığınız şu nafile ibadetler salatül buyut, evlerin namazıdır. Yani bir evde, evlerde kılınacak namaz var, bir de camilerde kılınacak namaz var. Camiye has olan namaz cemaatle kılınan namazdır. La salate fi caril mescidi illa fil mescid. Yani bir yerde mescit varsa o mescidin sağında, solunda, önünde, arkasındaki komşuların namazı mutlaka camide olmalı. Evde olursa noksan olur. Cami, Müslümanların toplandığı merkezdir. İnsanlar camide toplanacaklar, bir mahalledeki insanlar camide toplanacaklar, birbirlerini tanıyacaklar, birbirleriyle kaynaşacaklar, birbirlerinin dertleriyle ilgilenecekler. Kim hastadır, kim değildir, kimin cenazesi var, kimin yok, bunlar nasıl bilinecek? Bir araya gelmesek birbirimizi tanıyamayız. Bir apartmanda oturan 20 tane aile olduğunu kabul edelim. Eğer iş saatinde herkes işe gidiyorsa, işi bittiğinde eve geliyorsa, başka bir aktivitesi yoksa, o apartmandaki insanlar 10 senede orada oturursa tanıyamaz onu. Tanımayınca da arada bir muhabbet oluşamaz. Oysa müminler arasında muhabbet mutlaka olmalı. Dostluk bağları mutlaka kurulmalı.
Bundan dolayıdır ki cemaatle namaz kılmak can kurtaran simididir. İslam toplumunun kaynaşması açısından can kurtaran simididir. Çünkü bir mahallede oturan insanlar mecburen günde 5 defa camide toplanıyor. Sabah namazında toplanıyor, öğlende toplanıyor, ikindide toplanıyor, akşamda toplanıyor, yatsıda toplanıyor. Bir kardeşimiz böyle prensip yaptığımız zaman 5 vakit toplandığımızı düşünelim. Bir kardeşimiz sabah namazında yok, öğle namazında yok. Allah Allah, falanca kardeşimiz nerede diye insanlar merak eder, arar. Belki adam ölmüştür, belki hastası vardır, belki hasta olmuştur. Belki başından başka bir sıkıntı geçmiştir. Dolayısıyla insanlar birbirini tanıyınca, kaynaşınca birbirleriyle sosyal münasebetleri güçlenmiş ve kuvvetlenmiş olacaktır. Bundan dolayıdır ki farz namazları camide kılmalı. O cemaatle kılmanın ötesindeki o bereket var ya, tanışma bereketi, birbirlerinin dertleriyle dertlenme bereketi var ya, o onları abat eder. Ancak evlerin de namaz bereketine ihtiyacı var. Nevviru buyutekum bis salati ve tilavetil Kur'an buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Yani evlerinizi Kur'an-ı Kerim okumakla ve namaz kılmakla nurlandırınız diyor. Demek evlerimizin nurlanmaya ihtiyacı var, bereketlenmeye ihtiyacı var. Ne ile nurlanacak, ne ile bereketlenecek? İşte Kur'an okumakla evlerinizde, bir de namaz kılmakla evlerinizi nurlandırın, bereketlendirin diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bundan dolayıdır ki nafile ibadetleri hem ihlas bakımından daha uygundur diye evde kılmalıyız, hem de evin bereketlenmesi açısından evde kılmalıyız, hem de evde yetişme çağında olan çocuklarımızın bizim de namaz kıldığımızı, namaz konusunda hassas olduğumuzu onlara göstermemiz, onlara öğretmemiz lazım. Bundan dolayıdır ki cemaat önemlidir. Cemaatle namaza giden bir insanın attığı adımlar sayılır, adımlarına göre mükafat alır. Camide beklediği sürece aldığı verdiği nefesler bile başı başına bir ibadet kabul ediliyor ve namazdan sonra namazı beklemek veya erken gidip namazı beklemek aynen namazda durmak gibidir. Namaz kılıyormuş gibi sevabını alır. Mâ lem yelhû, lagıv yapmadıktan sonra, hoş olmayan, cami adabına yakışmayan şeylere bulaşmadıktan sonra. Evet, şimdi tekrar hadis-i şerifimizi okuyalım. Bakalım. İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ete mescide beni Abdüleşhel. Ensardan Benüleşhel'in mescidine geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fesallâ fihil mağribe, akşam namazını kılıyor. Felemmâ galav salâtuhum, oradakiler namazlarını bitirince ra'ahum yusebbihûne ba'deha, o akşam namazından sonra namaz kıldıklarını gördü. Fekâle hâzihi salâtul buyût, bu evlerin namazıdır. Evlerde kılınması gereken namazdır. Bir rivayette kâme nâsun yeteneffelûne fekâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bihâzihi salâti fil buyût. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazını kıldıktan sonra, cemaatin de namazı bittikten sonra bir takım insanların kalkıp nafile kıldığını görünce aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu evlerde kılınması gereken namazdır. Burada değil. Yani namazın tamamını camide bitirmeniz şart değildir. Bir kısmını da eve gitmiş olursunuz. Hem eviniz bereketlenmiş olur. Hem çoluğunuz çocuğunuz sizden namaz öğrenmiş olur. Evet. Bazıları günümüzde çoluk çocukla cemaatle namaz kılayım diye camiyi terk eder. Şimdi bunu hele prensip haline getirmek çok yanlıştır. O zaman çocuklarımıza biz eğer doğru şey öğretmek istiyorsak camiye, cemaate gitmesini de öğretmemiz lazım. Bizden tembellik gördüyse, babam evde kılıyordu namazını, ben de evde kılmalıyım demez mi? Yani bizden tembellik öğrenmemeli. وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir ki قال كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّغَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz akşam namazını kıldıktan sonra kıldığı
İki rekat nafile namazını, ki bazen camide kılardı bunu. Onlarda kıraati uzun yapardı. O namazlarda, yani o akşam namazının sünnetinde iki rekatı uzun kıraat yapmış olması Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çok fazla değildir. Yani genelde bunu biraz daha kısa tutardı ama bazen de böyle uzun tuttuğu olurdu. Hatta yeteferraka ehlül mescidi, camidekiler dağılıncaya kadar. Buradan anlaşılıyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazen kendisi akşam namazının sünnetini camide kılardı. Evde kılınmasını tavsiye ettiği halde sünnetlerin kendisini de camide kıldığı olmuştur. Elbette Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin camide kıldırmış olmasının ilmiyle amel etmemesi anlamında değildir. Bir, bu işin caiz olduğunu ifade etmiş oluyor. İki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den namaz öğreneceklere namaz öğretmiş oluyor. Üçüncüsü, ev durum müsait değildir, orada namazını kılıyordur. Dördüncüsü, camide namazdan hemen sonra bir işi vardır, o işi görebilmek için denebilir. Sonuçta nafile namazlar camide olmaz diye bir şey yok. Belki itikaftaydı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, itikafta olan namazını orada kılmış oluyor. Veya bir başka ihtimal de vardır. O evi hemen mescide bitişikti. Kıldığı namazda evin hemen cam kenarında kılıyor idiyse, yani cam kenar dedim, cam gibi olan pencere kenarında kılıyor idiyse, onun kıldığı namaz gözüküyordu. Bir sonraki hadis-i şerifte وَعَنْ مَكْحُولٍ يَبْلُغُ بِهِ. Yani Hazreti Mekhul bu hadis-i şerifi şöyle naklediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من صلى بعد المغرب. Her kim akşam namazının farzından sonra veya hem farz hem sünnetinden sonra قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ dünya kelamı konuşmadan rekateyni iki rekat namaz kılarsa, bu iki rekat, yani biraz ifadeler yuvarlak geçiyor burada. Akşam namazının farzından sonraki akşam namazının iki rekat sünneti olabilir. Akşam namazı dendiği zaman farzıyla vacibiyle kastedildiyse o zaman buradaki rekateyni vaktin sünneti diyelim, yani evvabin namazından iki rekat kılmış olursa anlamında olmuş olur. وَفِي رِوَيْتٍ اَرْبَعَ رَكَعَةٍ. Bir başka rivayette akşam namazını bitirdikten sonra dünya kelamı konuşmadan dört rekat kılarsa, buna da biz evvabin namazı diyoruz ki buna bazıları salatul gafle demişlerdir. Gaflet namazı. Yani gafletten kurtuluş namazı. Biz buna salatul evvabin diyoruz. Evvabin namazı. Bu güzel isim efendim yeterlidir. Hadis-i şerifi men salla ba'del magribi qabla en yetekelleme rekateyni. Dünya kelamı konuşmadan akşam namazından sonra iki rekat namaz kılmış olan efendim veya dört rekat kılmış olan rufi'at salatuhu, onun o nafile namazı yükseltilir, yani bunun namazı kabul edilir ve mükafatı büyük amellerin arasına katılıverilir. Akşam namazının farzından sonra iki rekat veya dört rekat efendim evvabin namazı kılınacak olursa bu illiyyune namazı yükseltilir. Yani en kaliteli ibadetlerden, mükafatı en bol olan ibadetlerden kabul edilir. Ve an Hüzeyfe'te radıyallahu anhu nahvuhu. Hazreti Hüzeyfe'den de bunun bir benzeri efendim rivayet edilmiştir. Ve zâde bir ilave getirmiş. Fekâne yegûlu accilur rekateyni ba'del mağrib. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dermiş. Accilur rekateyni ba'del mağrib. Akşamdan sonraki iki rekat namazı acele edin. Acele edin demek bir an önce namaza durun veyahut da kısa ayetler okumak suretiyle bitirin. Fe innehuma turfa'ani ma'al mektubeti. Onlar, o iki rekat, farz olan namazlar kabul edilip Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine efendim arz edildiği gibi bunlar da o farzlarla beraber Cenab-ı Hakk'a arz edilirler. Fe innehuma turfa'ani ma'al mektubeti. Farz olan namazla beraber kaldırılırlar efendim. Şimdi
biz insanları gece ve gündüz takip eden melekler vardır. Sabah namazıyla akşam namazında buluşurlar. Akşam namazında görevi gece melekleri teslim alır, gündüz melekleri teslim ederler. Bu esnada ne olmuş oluyor? Yani sabahtan akşama kadar olan ameller defteri dürülmüş oluyor ve görevli melek bunu görevli olduğu yere arz ediyor. Şimdi accilu, acele edin ki yani meleklerin sizin yanınızdan ayrılacağı bir vakitte bu namazı kılmış olun. Efendim bu vaktinize ilave edilmiş olsun manası veriyor hadis-i şerif şarihleri. Ravahuma Razinun, evet bu hadis-i şerifin ravisi İmam Razin'dir. Bir sonraki hadis-i şerife bakalım. Ba'an Amr ibn Ata'in kâle inne Nafi' ibn Cübeyr arsalehu ile sâibi yes'eluhu an şey'in ra'ahu minhu Muaviye fi salah. Fekâle na'am salleytu ma'ahu'l cum'ate fil maksûreti. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت bir anekdotunu anlatıyor. Amr ibn Ata radıyallahu anh diyor ki inne Nafi' ibn Cübeyr erselehu Amr'ı gönderdi ile sahibi sahabe-i kiramdan sahib radıyallahu anh efendimize gönderdi yeseluhu bu Amr sahabe-i kiramdan olan sahib hazretlerine soruyor. Neden soruyor? An şeyin ra'ahu minhu. Sahipten gördüğü bir şey vardı, dikkatini çekmişti. Onu sordurmak için gönderdi. An şeyin ra'ahu, ra'ahu o şeyi gördü minhu sahipten. Muaviyetu, Hazreti Muaviye fi salah. Hazreti Muaviye'nin namazda ondan gördüğünü naklettiği bir şeyi öğrenmek için gönderdi sahibe. Fekale dedi ki, yani sahip hazretleri diyor ki, naam. Evet. Salleytu ma'ahu, ben Muaviye ile beraber namaz kıldım diyor. El cum'ate cuma'yı kıldım. Fil maksureti. Maksurede yani onların namaz kıldığı özel yerde namaz kıldım. Felemma sellemel imamu, imam selam verince, قُمْتُ ف۪ي مَقَامِي ben yerimde durdum. Cuma namazını kıldığım yerde durdum. فَصَلَّيْتُ Cuma'nın sünnetini kıldım. Fasılasız. Cuma'nın farzıyla arada fasıla yapmadım. فَلَمَّا دَخَلَ Muaviye Hazretleri evine girince اَرْسَلَ اِلَيَّ bana haber gönderdi. فَقَالَ dedi ki La ta'ud. Bir daha yapma. Lima faalte. Sen şimdi farzdan sonra sünnet kıldın ya. Bunu bir daha yapma. Cuma kılınan yerde böyle yapma bir daha. İza salleytel cum'ate. Cuma namazını kıldığın zaman fela tasilha. Ona ilave etme. Bir salatin bir namaz ilave etme. Hatta tekelleme. Konuşmadan. Yani cumanın farzına sünneti bitiştirme. Neden? فَاِنَّ رَسُولَ اَوْتَخْرُجَ وَاَوْتَ çıkıncaya kadar. Yani çıkarsın camiye gider, eve gidersin veya bir başka yerde kılarsın. Olabilir ama farz biter bitmez hiç fasıla vermeden direkt sünnete durmak doğru değildir. فَاِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem اَمَرَنَا بِذَٰلِكَ Bu talimatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde vermiştir. اَلَّا نَوْصِلَ Efendim ve ella nusile bi salatin hatta netekelleme evet ev nehruce. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize talimat verdi dedi ki cuma namazına sünneti farzına sünneti bitişmeyeceksiniz yapıştırmayacaksınız ya arada bir şeyler okumuş olacaksınız biz ne yapıyoruz Allahümme ente selam ve minke selam tebarek teyadel celal vel ikram diyoruz efendim veyahut da camiden çıkmış olacaksınız yani sünnetin farza hiçbir şey arada konuşulmadan bitişmesini uygun görmemiştir. Zaten bizim mescitlerde, camilerde de müezzinlerin yapmış olduğu efendim o müezzinlikte bu fasıla verilmiş oluyor. وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ اِبْنُ عُمَرَ اِذَا صَلَّ الْجُمْعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ
Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma cuma namazını Mekke'de kılacağı zaman takaddeme namazı kıldığı yerden biraz daha ileri geçer. Fasalla rekateyni. Cuma'yı kıldıktan sonra namaz kılacak. Aynı yerde değil, biraz ileriye geçer. Bir ön safa geçer, orada namaz kılardı. Yani farzı ayrı yerde, sünneti ayrı yerde kılmış olurdu. Sümme yeteqaddemu feyusalli arba'an. Sümme yeteqaddemu, sonra biraz daha ileri giderdi. Feyusalli arba'an, dört rekat kılardı. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cuma'dan sonra 6 rekat kıldığını anlatmış oluyor burada ravi bize. وَاِنْ كَانَ بِالْمَد۪ينَةِ صَلَّ الْجُمْعَةَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ Medine-i Münevvere'de olduğu zamanlarda Cuma namazını kılar, evine dönerdi. فَصَلَّ رَكَعَتَيْنِ O iki rekatı evinde kılardı. وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ Medine'ye vardığında bunları mescitte kılmazdı. Demek ki Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin evde de kıldığı, camide de kıldığı olmuştur. İstisnalarıyla beraber söylüyor. Bir insan evinde namaz kılma şansı, yani nafile namazı kılma şansı varsa, eğer dünya kelamı konuşması söz konusu değilse, eve gidince başka meşgaleler karşımıza çıkıp sünnet namazı hepten asmamızı gerektirecek bir manzara olmayacaksa, efendim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyesidir diye ne yapılabilir? Sünnet namazlar evde kılınmış olabilir. Fakile lehu, ona dendi ki, yani burada Medine'de başka, Mekke'de başka mıydı durum? Fakale, demiş ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'aluhu. Efendimiz böyle yapıyordu, ben de böyle yapıyorum. Efendim illetini o bilir, sebebini o bilir. Şarih diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'de sünnetleri mescitte kılmıştır. Çünkü evi orada uzaktı. Medine'de camide kılmıştır. Çünkü evi yakındı. Böyle açıklama yapanlar da vardır. وَفِي رِوَيْتِ التِّرْمِذ۪يَ قَالَ رَأَيْتُ اِبْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ اَرْبَعًا Tirmizi'nin nakline göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cuma'dan önce iki rekat, farzından önce iki rekat, farzından sonra da dört rekat namaz kıldığını gördüğünü haber vermektedir. Kıymetli izleyenlerim, elbette Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin kılmış olduğu farzın dışındaki namazlara sünnet diyoruz. Bu sünnetlerden ilk dönemlerde ve sonraki dönemlerde farklılık olmuş mudur? Namazda bile olmuştur, değil mi? Yani ilk zamanlarda namazda konuşma vardı ama sonra konuşma yasaklanmıştır. Efendim, ilk zamanlarda namaz iki rekat olarak farz kılındığı halde sonra seferin dışındakilere dört olarak farz kılınmıştır. Bir şekilde şimdi kıldığımız şekilde tekrar etmiştir. Burada rivayet etmiş olduğumuz bunca hadisi şeriflere baktığımız zaman bir kısmıyla çeliştiğini görüyoruz. Yani akşam namazından önce sünnet var mı yok mu? Hanefi fukahası diyor ki bu vakitte namaz kılmak mekruhtur. Daha doğrusu Hanefi fukahası diyor ki güneş doğduğu andan itibaren yarım saat 45 dakika. Güneş istiva halinde, yani öğlen ezanına 45 dakika kala o süre içerisinde. Bir de güneş batarken efendim namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Yani harama yakın derecede günahtır. İmam Muhammed rahimehullah'ın ifadesine göre haramdır da diyebiliriz. Şimdi bu üç tane ana kerahat vakti vardır ki bunlarda hiçbir namaz olmaz. Sadece ikindi namazının farzı o vakte kaldıysa ikindi farzı olabilir. Efendim, ama sabah namazı eğer o vakte güneş doğduktan sonra kaldıysa bu olmamıştır. Yani diyelim ki sabah namazının bir rekatını
güneş doğmadan önce kıldık. İkinci rekatını güneş doğduktan sonra tevafuk ettiyse bu namazı yeniden kılmak lazım gelir. Akşam namazı, ikindi namazı öyle değildir. İkindi namazını vaktin içerisinde de kılsak, iki rekatını vaktin içerisinde, iki rekatını da akşam vakti girdikten sonra kılsak o eda sayılır. Bu sadece sabah namazına mahsus bir şeydir. Yani namaza durduk, farzda durduk. Bir rekat kılınca güneş doğdu, ikinci rekatı güneş doğduktan sonra kıldıysak bu namazı yeniden kılmamız lazım. Demek ki güneş doğarken, güneş batarken bir de istiva hali dediğimiz gölgelerin böyle durağan halidir. O süre içerisinde gölgeler sanki hiç hareket etmiyor gibi olur. Daha sonra ters istikamete hareket başlamış olur. Sabahtan öğlene kadar güneşin istikameti, gölgelerin istikameti farklıdır. Öğleden sonra farklıdır. Dolayısıyla bu üç tane vakit kerahat vaktidir. Tahrimen mekruhtur, harama yakın derecede günahtır. Peki bu üç tanesinin dışında kerahat vakti var mıdır? Hanefi fukahası kendilerine göre delillerle beraber ispatlıyorlar. Diyorlar ki sabah namazının vakti girdiği andan itibaren güneş doğuncaya kadar sabah namazının sünnetinin dışında başka bir sünnet namaz kılınmaz. Demek ki tahrimi kerahat olarak güneşin doğması ama tahrimi kerahat yani üç tane ana nokta vardır. Bu ama bunun dışında sabah namazının vakti girdiği andan itibaren efendim güneş batıncaya kadar, affedersin doğuncaya kadar herhangi bir namaz, sabah namazının sünnetinin dışında bir nafile namaz kılınmaz, kaza namazı kılınabilir. Daha önceki derslerimizde geçmişti. Peki başka kerahat vakti nedir? Sabah namazı vakti böyle farzdan önce de olsa, farzdan sonra da olsa olmaz. Mekruhtu sadece sabah namazının sünneti hariç. İkincisi, İkindi namazının farzından önce istediğin kadar sünnet kılabilirsin. Ama ikindi namazının farzından sonra isterse güneşin batışı ile ilgili kerahat vakti girmiş olsun, isterse girmemiş olsun, orada ikindi namazının farzından sonra nafile namaz kılınmaz, mekruhtur. Peki bunun dışında akşam namazının farzından önce, yani güneş battığı andan akşam namazının farzına başlanıncaya kadar olan süre içerisinde de nafile namaz kılmak mekruhtur. Evet, kerahat vakti bunlar. Bazı kardeşlerimiz Ramazan ve Kurban Bayram namazlarına gelince nasıl olsa vaaz uzayacak diyor. Efendim, bayram namazından önce kalkıyor, işrak namazı kılıyor. Bir namaz kılıyor yani. Halbuki bayram namazın gününde işrak namazı camide kılınmaz, evde kılınır. Yani bu da camide kılınması mekruh olan vakitlerdendir. Hac mevsiminde, bilhassa Hanefi mezhebini kastederek söylüyorum, hac mevsiminde tavaf ettiğimiz zaman her tavafla ilgili tavaf namazı vardır. Bu tavaf namazı da vacip olan namazlardandır. Bunun kerahat vakitinde kılınıp kılınmayacağı konusunda fukaha arasında elbette ihtilaf vardır ama Hanefi fukahası diyor ki bu vacibi kendi kendine vacip yapmıştır. Yani yapmış olduğu tavafı kendisi yapmıştır ve dolayısıyla bu tavafa bu namazda vacip olmuştur. Kendi iradesiyle vacip olduğundan dolayı bu efendim kerahat vaktinde kılınmaz. Onun için tavaf eden kişiler ikindiden sonra yaptıkları tavafın namazını akşamdan sonra kılmaları lazım. Akşam namazını farzını kıldıktan sonra kılmalıdırlar. Çünkü kerahat vaktidir onlar için. Tavafı gerçekleştiren bir insan hangi vakitlerde tavaf namazı kılamıyor? O söylediğim bu güneş doğarken, batarken ve istiva halindeyken kılamaz. Bazı bizim mezhepte de vardır, bazı müştehitler. Haram-ı Şerif'te bunlar geçerli değildir. İsteyen istediği gibi kılabilir. Bu harem-i şerifin dışındadır diyenler de elbette vardır. Nasıl olsa dilin kemiği yoktur, herkes konuşabilir. Ama sağlam olan, sahih olan görüş namazın kerahatidir. Yani tavaf yapıyoruz. Tavaf namazını kerahat vakitinde kılarsak namaz namaz olur ama kerahat de gerçekleşmiş olur. Tavaf namazını sabah namazı vakti girdiği andan itibaren
güneş batıncaya kadar kılamıyoruz. Tavaf namazını akşam namazının farzından önce de kılamıyoruz. Tavaf namazını ikindinin farzından sonra da kılamıyoruz. Diyelim ki ikindiden önce biz bir tavaf yaptık. Ezan okundu. Önce tavaf namazını kılacağız. Arkasından da efendim ikindi namazını kılmış olacağız. İkindi namazının farzını kıldıktan sonra kılmaya kalkarsak bu mekruh olur efendim. Kıymetli izleyenlerim, böylece nafile ibadetlerle ilgili kitabımızdaki bu bölüm bitti. Şimdi gece namazı ile ilgili bölüme gelmiş olduk. Tekrar ben Recep-i Şerif'inizi tebrik ediyorum. Rabbim hem Recep-i Şerif'e hem de Şaban-ı Şerif'e sağlıklı, sıhhatli, bereketli ömür geçirmeyi her birimize nasip eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan-ı Şerif'e yetişmeyi de nasip eylesin. İhya etmeyi de nasip eylesin diyorum. Rabbim geçmişlerinize, geçmişlerimize rahmet eylesin. Akıbetinize, akıbetimize hayır eylesin. Muhtaç olduğumuz bütün iyilikleri ve güzellikleri bizlere ihsan-ı ikram eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden yürümeyi, onun sevgisine mazhar olmayı, ne güzel ümmetim vardır ona dedirtebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.